bu hilafetle ilgili bir küçük ekleme yapayım mı? İngilizler bu işten çok rahatsızlar. Daha doğrusu India Office dediğiniz şey, işte Hindistan Bakanlığı, evet. Türkiye ile İngiltere'nin yapacağı bir barış anlaşması konusunda son derece hassaslar. Çünkü böyle bir anlaşmanın eğer İngilizler Türklere ağır koşullar dikte ettirirlerse, dayatırlarsa bunların kendilerinde Hindistan'da bir ayaklanmaya sebep olacağını yazıyor. Oradaki yüksek komiserlere, Londra'ya sürekli ve ikaz ediyor. Diyor ki mutlaka uzlaşmanız gerekiyor Türklerle. Dayatmayın diyor. Ağır koşullar dayatamazsınız. Tabii. Eğer dayatırsanız ben buradaki Hint Müslümanlarını tutamam. Ha diyorsa, iddia ediyorsanız ki biz Türkiye'yi işte çok ciddi koşullar dayatacağız ve kabul ettireceğiz falan. O zaman diyor bana asker göndereceksiniz, top göndereceksiniz, tüfek göndereceksiniz, silahla beni burada tahkim edeceksiniz. Aksi takdirde buradaki Müslümanları, ben onlar da tabii hilafet nedeniyle, yani işte hilafetin merkezi, işte saltanatın merkezi İstanbul'un işgal altında olması nedeniyle çok hassaslar Türkiye ile yapılacak barışa. Evet. Peki oradaki Müslümanların Lozan Anlaşması sırasında İngiltere'ye şeyleri var mı? Telgrafları? Mustafa Kemal'e var. Yok, yani orada ya, yani Mustafa Kemal gönderdikleri İngiliz yetkililere var. Bir baskıları var mı yani? Öyle? İki tane telgraf gördüm öyle. Efendim işte koşulların hafifletilmesi yönünde talepleri var. Atatürk'e de yazdıkları var. Yani gerekirse biz oraya işte şey gönderebiliriz, delegasyon gönderebiliriz, sizinle birlikte hareket edebiliriz, birlikte savunabiliriz gibi şeyleri destek var. Vermek destek istiyorlar. Destek vermek istiyorlar, evet. Orada bir Caliphate Movement diye bir örgüt vardır. Hilafet hareketi. Başkanı da Şeyh Kidvai'dir. Çok enteresan yazışmaları var adam. Şeyle. Bizim lehimize de. Ve hanımefendinin söylediği gibi İngiltere'nin endişesi, yani oradakilerden bir reaksiyon. Ayaklanma. Hadi uprising falan diye geçiyor. Evet evet. Yani. Ayaklanma. Başkaldırı isyan. Bilmem ne falan isyan. Bir şey çıkmasıdır. Evet. Şeyde. Yani hilafetin kaldırılması çok güzeldi o kitabı Orhan abinin. Çünkü Hint basınını şeyini falan taramıştır. Arap ve Hint basınını. İngiltere'nin o dönemde aleyhine. Evet evet. Lehine sürekli değil. Rapor gönderiyor evet. Oradan. Aman dikkat edilmesi gerekir. Hindistan'daki genel valik yok. Kral naibidir. Şeyde o aman diyor buradakilere sahip olamayabilirim. Hakim olamayabilirim. Evet. Raporları var. Doğru. Bak çok güzel mesaj. Ahmet Oğuz Bey göndermişler. Hocam neden cehalet? Artık metroda, metrobüste poposuna sağlam bir yer bulan hemen akıllı telefonunu çıkarıp 2000 liralık telefonu ile şeker toplama oynuyor. Tarih ve kültürü de Facebook'tan öğreniyoruz. Çok iyi. Doğru. Evet efendim. Hocam Sevr'i soruyorlar. Sevr iyi bir anlaşmaydı falan diyorlar. Bu yeni moda biliyorsunuz. Nasıl iyi anlaşma oluyormuş Sevr? Efendim? Sevr, ben anlayamadım Sevr, ya. Sevr Lozan'dan daha ileriymiş. Böyle zekası çok ileri arkadaşlar var. Bunu anlayamıyoruz. Hayır ben çok belki ilginç. Belki siz anlarsanız. Ben her zaman şunu söylüyorum. İlk gün şunu ya haritayı verelim duvara. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Lozan'ı bilmek gerekmiyor. Sevr'i o 433 maddeyi okumak gerekmiyor. Sadece lütfen bir Sevr haritasına bakalım. İşte bu. Bir de bugünkü Lozan şimdi sevgili seyirciler. Hocam aradaki sizi de ilgilendiriyor bu çok. Çıkar. Öyle mi? Sevr çünkü Erhan'ı ilgilendiriyor. Bakın. Tokat Fransızlara ait. Yanlış çizmişler. O yanlış. Devletin nereye ait? Tokat istemeye cesaret edemezler ya. İstemiş çizmiş o yüzden. Edemezler. İmkan yok dedelerim şimdi orada. Temenniyle tarih yapıyoruz. Yok bu yanlış. Tokat sınırları alamaz. Doğru bu harita. Tokat sizde. Değil. Erhan senin yanlış. İsmi ne olacaktı? Joseph. Alamazlar. Alamamış tabii canım. Alamazlar. Olmamış cesaret orada. Cesaret edememiştir. Tokat sevgili yok. Seyirciler. Tokat şuna... Türk sınırları içindedir Sevr'de. Bir kısmı. Bir kısmı değil. Amasya'nın güneyi Tokat, bir kısmı değil, orada. Yanlış çizilmiş. Şimdi efendim, şu kırmızı yağ Musul yukarıya kadar, Bitlis'e kadar İngiliz. O Musul'u, güzel dediğiniz Sevr'de. Musul'u alıyorlar. Şurası orada. İngiliz. Gör. Şu kısım hayata geçseydi şu kısım Fransızların olacaktı. Erhan'ın ismi de Jean-François d'Affionjou olacaktı. Burası Fransız. Sen yanlış harita buldun. Şu bölge yanlış falan diye. Yanlış, şu bölge yanlış. İtalyan bölgesidir şu yeşil kısım. Şu ne renk hocam bu? Buradan renk gözükmüyor. Gül pembe mi? Pembe. Şurası Yunanistan'a verilen kısımdır. Şu bu ne renk hocam? Buradan renk gözükmüyor. Kırmızı. Ha, şu kısım. Kavun içi. Efendim?
Kavunici. Kavunici. Kırmızı kavunici. Şu kısım Boğazlar bölgesi özel ayrı bir idaredir. Şeyi de göster. Edirne'yi, Medine'yi de göster. Orada Yunanistan'a gidiyor. Ha, buna Yunanların zaten. Burası tabii yok orada bizim. Gidiyor. Buna bitmiş artık Yunanistan'ın. Şu kısım Türkiye. Yani İzmit'in ortasından geliyor şöyle. Tokat'ın güneyinden geçip işte Erzincan falan gidiyor. Ha, burası Ermenistan. Bunu onu görmedim. Ermenistan. Kürdistan da var aşağıda. Burası olması Ermenistan. Gerekir. Orada şurada da yok. Kürdistan var. Bu. Sev bu. Evet. Hem Kürtlere hem Ermenilere doğuda ve güneydoğuda vatandaş sev... vaat edilmiş vaziyette. Lozan'dan şey diyorlar iyi ya, mi kötü mü? Ha, buyursunlar. Bazı buyursunlar. Herifler bu şeyde Lozan'da bir şey mi dedikleri. Sev bu. Sev daha ileri diyor. Sev daha ileri diyor. Ama bunlar ileri zekası ayrı bir şey ya. Nasıl? Neyle ölçüyorlar acaba bunların zekasını? Bu iddialar atanları. Evet. Normal IQ testleri yetmiyor. Biz yani. Anlayamayız yani. Bilmiyor olabilirler. Belki böyle bir yok ya, bilmiyor hocam olabilir. Para ediyor bu işler. Para ediyor dediği gibi. Para ediyor bu şeyler. Ulan Sevr o kadar iyiyse, o kadar milli mücadele yapıp o kadar şehit niye verildi ya? Yani. Yani insan bari orada şehit olan insanlara saygı duyar. Yani düşünsenize, yani bir insanın şehit olması, hayatını kaybetmesi sadece onunla değil. Çoluğu, çocuğu, ailesi sersefil oluyor. Nesilleri sefil şey oluyor, perişan oluyor. Yani öyle kolay bir hadise mi? Bari onlara saygı gösterin. Evet. Eleştiriler baksanıza genelde... Mısır'ı Atatürk verdi. Öbürünü bilmem ne oldu. Allah'ım yarabbim. Ha, bu iddialar ortaya atanlar ama inananlar cehaletten inanıyorlar. Ortaya adamlar para kazanıyorlar. Doğru, o doğru. Mürit topluyorlar, para kazanıyorlar. Hayran kitlesi topluyorlar. Efendi Hazretleri diye oturmadan, utanmadan oturuyorlar. Budur.